Merhaba, iyi günler. Sen kimsin be? Hatırlamadınız mı? Evde tanışmıştık, kızınızın patronuyum. He, hatırladım. Biraz canınız sıkkın gibi. He, sıkkın ne olacak? Aslında benim de biraz canım sıkkın. Şöyle kafa dengi birilerini bulsam da demlensek diye düşünüyordum. Vallahi mı? Evet. Paran var mı? Var tabii, niye sordunuz? Vay be, bir anda kanım kaynadı sana. Bak şimdi, şahane bir mekan biliyorum ama paralar sende. Olur tabii, neresiymiş? Üzümeyi bağını sorma demişler. Vay. Burada bir torba daha var peki. Ömer kardeş, sana ne gibisin ya? Madem dertliyiz, kederliyiz, şöyle oturup baş başa bir sohbet edelim dedim. İyi, güzel demişsin, güzel. Ya patron adamın ne derdi olacak? Ne oldu? Topuğuna diken mi battı? Öyle demeyin Fikri Bey. Herkesin kendine göre bir tasası vardır elbet. Öyle sadece işli olmuyor. Eş lazım. Can yoldaşı lazım değil mi? Bak o doğru. Her adamın arkasında bir kadın olmalı. Ne bileyim, yemeğini yapacak, çamaşırını yapacak, arkanı derleyip toplayacak bir kadına ihtiyaç var. Ne demişler? Bütün kadınlar çiçektir. Ya senin anlattığın hizmetçi Fikri. Ne hizmetçisi oğlum? Ben Şeyma Hanımcığından bahsediyorum ya. Sizin eşinizin adı Şükran değil miydi? Yok, o eskisi. Şeyma yenisi olacaktı. Olamadı. Öyle mi? Peki nereye gitti Şükran Hanım? Ya Şükran biraz öyledir, gider gelir. Link seferi gibi. Hem sana ne oluyor lan? Niye sen sürekli Şükran'ı soruyorsun ki? Zeynep çok bahsediyordu, ondan soruyorum. Zeynep kim? Torununuz. Ha, o mu? Evet. Senin torunun mu oldu Hikmi? Dede misin sen artık? Ha, dedeyim dedim. Yok oğlum, şu benim ölen kız yok mu? Onun kızı Zeynep miymiş lan onun adı? Ay be. Yumurcuğa bak sen ya. Ama öyle böyle sevmiyor Şükran Hanım'ı. Hatta cici anan ediyor ona. Ha, bir oyuncağı varmış böyle ayıcık. Onu kaybetmiş. Şükran Hanım bulmuş, getirdi verdi. Hala ondan bahsediyor. Benim Rıfkı'yı bahsediyorsun sen. Rıfkı mı? O ayıcık. Benim ayıcığımdı. Benim gibi yaralıydı, yamalıydı. Dert ortağımdı benim. Sonra Şükran da geldi. Aldı, attı çantasına Rıfkı'mı, gitti. Niye aldı ki Şükran Hanım? Hayırdır? Bunun yüzünden bizim çocuklara götürürüm dedi. Bir Rıfkı'yı bana çok gördü. Lan ne muhabbet ya? Kafanız mı iyi oğlum sizin ya? Ben hayatımda bu kadar bir sarhoş muhabbeti görmedim. Ne lan bu? Vallahi çok haklısınız Fikri Bey. Ben de bugüne kadar ne böylesini duydum ne de gördüm. Neyse, biz Şükran Hanım'dan bahsediyorduk. Nerede şimdi? Ne bahsedeceğim oğlum ben sana Şükran'dan? Bana bak, ben sana bir kullandım ha. Buraya bir kullanma çıktı. Lan, yoksa sen Şükran'a mı sarkıyorsun? Vallahi bir şey var ya kafanla böyle. Şimdi bu muhabbet nereye geldi böyle? Fikri Bey, oldu mu? Ha? Ne güzel oturmuş şurada, sohbet ediyorduk, geldiği yere bak. Böyle yapacaksınız. Ben müsaade isteyeyim. Siz beni çok yanlış anladınız. Hayırlı akşamlar. Afiyet olsun. Yere gel Ömer. Al torbalarını, gel. Rıfkı'yı alırız seninle. Sado, ben bu Şükran denen kadının yerini öğrenemedim kocasından. Yerin dibine girmiş olsa da bana bulacaksınız onu. Elmaslar onda, tamam mı?